Adam öyle yırtık pırçık gibi bir abilere verilmesi falan filan görürsünüz. Bizim sülale biraz töre olduğu için benim babam benim evleneceğim kişiye karar vermiş. Benden önce sikmiş bırakmış içine. Çocukta bize kaldı, biz bakıyoruz. Onların da güvenliği benden sorumlu. Tabii şu anki benim sizinle konuşma tarzım bile mesela saatler dışarısında kullandığım konuşma tarzı. Bir de müdürümüz de var bizim. Peki mal varlıklarınız nedir? Çocukları ve kadınları daha baskın kullanıyor. Size geçimimizi bizim gibi fakirlerden sağlıyoruz. O aptallar. Sokamazsın yeni bölümündeki konuğumuz Batuhan. Batuhan bir dilenci. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. Bize kendinden bahseder misin? Adım Batuhan. 20 yaşındayım. Dilenciliği bir meslek olarak yapıyorum. Bizim bizde dilencilik babadan olan nesil. Benim dedem de, dedemin dedesi de biz komple sadece dilenciyiz. Dilenciliğe nasıl başladın? Babam beni Kağıthane yolunun çıkışında ışıklar vardı. 4-5 yaşlarında oraya bıraktı. Orası benim meskenimdi. Yavaş yavaş oradan sonra rütbe atladım. Mecidiyeköy'e geçtim. Biraz daha insan kalabalığında yerlere geçiyorsunuz. Bizim sülalede kurallar böyle. Zamanlar böyle tecrüben artınca level atlıyorsun. İş yerinde rütbe almak gibi bir şey. Aslında bakarsanız tamamen meslek yani. Bizim sülale için. Peki dilencilikte ilk yaptığın deneyim neydi? İlk önce trafik ışıklarında, kırmızı ışıklarda peş atarak başladım bu işe. Çelpak satıyordum. Arabanın camlarını açıp camlara tıklıyordum böyle tık tık diye. Abicim peşit alır mısın? Çok küçüktüm tabii, çok hatırlamıyorum ama orada performansımı benim babam iyi bulmayınca beni sürgün yaptı. Annemle beraber bu ışıklarda kenarda oturan adam beni kucağına koydu. Orada insanlar geçerken insafından para bırakıyordu kasenin içine. Çok zor anlar yaşadık yani ama şu an çok şükür halim, keyfim çok yerinde. Param peki, var. Büyüdükçe bu yaptığın şeyler değişti mi? Mesela ilk peçete satmışsın, sonra ana kucağında dilenmişsin. Ya tabii ki. Başta söylediğim gibi, ilk sonunda söylediğim gibi. Rütbe atlıyoruz burada. Aslında ona bakarsanız. Siz tabii bilmezsiniz, dışarıdan böyle yırtık pırçık gibi bir abilere verilmesin falan filan görürsünüz. Ama bizim işte bir şey böyle bir bilgi istiyor. Bir plaza sistemi var. Bütün kurumsal şirketlerde olduğu gibi biz de rütbe atlıyoruz. Performansımıza göre bizim paramız artıyor, aldığımız para artıyor. Biz sonuçta ben kendi başıma dilenci değilim. Ben dilendiğim parayı bir tek kendi cebime koymuyorum. Masa arkam toplanıyor. Büyük bir evde. Herkesin toplandığı bir evde. Oradan artık bizim müdürümüz. Bir de müdürümüz de var bizim. O da dilencilikten yani bizim gibiymiş. Bizim hedefimiz onun gibi olmak yani. Peki sizin şu anki kıdeminiz ne? Ya ben şu an bölge müdürü gibiyim. Mecidiyeköy benden soruluyor. Akşam 8'de Gülbağ'da bir tane evimiz var, 2 katlı. Kentsel dönüşümde yıkılmıştı. Oraya mesken aldık şu an. Gittik oraya çöktük. Yani ben orada kalıyorum. Akşamları böyle ateş falan yıkıyoruz. Tabii şu an biraz kışa doğru girdiğimiz için soğuk oluyor havalar. Akşamları yere yataklara falan seriyoruz. Böyle gelenler orada yatıyor. Ufak çocuklar bebeler orada yatıyor hep. Benim yatağım var ayrı. Ben sonuçta oranın bölge müdürüyüm. Rütbe atladım. Peki bölge müdürü olarak asıl göreviniz nedir? Bir motorla. Motorun üstünde giderken camı güzel siliyor mu? Suyu uzatırken adama acaba tam gösteriyor mu? Cama tıklıyor mu? Parayı hak ediyor mu? Para alıyor mu? Para almak için camı zorluyor mu? Arabanın üstünde falan yatıyor mu böyle? Kaputun üstünde yatıyor mu para? Cama silip para vermeyince. Bunları hep kontrol ediyorum. Kargaşa olduğunda ben devreye giriyorum. Ben kavga ediyorum orada. Çingenlik yapıyorum. Sonuçta benim motorum var. Motorun altında egzozu var zaten. Bir gaza bastım. Bütün dikkatli üstüme çekiyorum. Tam bir eşgalim yani oralarda. Sonuçta onların da güvenliği benden sorumlu. Orada bir tane çocuğu zabıta yolda görüp veya polis E5 kenarında suyu alırken kenara falan görüp arabaya atıp götürse o gün benim için ciro kaybı. Ben nereden baksan kafadan bir gün o çocuk benim eleman olarak çalışmasa o gün mesai yapmasa ben 5 bin lira kaybediyorum o gün. Bahattin abi de beni sıkıyor, parayı benden çıkartıyor, beni şamarlıyor akşam bizim Bilbağ'da malikanede. Akşamları denetime geliyor bizi. Herkes gelmiş mi, yemekler verilmiş mi, dayaklar atılmış mı? Her akşam dövüyorum birini makarasına. Peki sizin dilencilik dışındaki normal hayatınız nasıl? Oo abi oraları hiç gelme. Oralar sen mesela beni dilenci motorun üstünde gör Gülbağ'da. Bir de sen beni nişan taşında hakaretlerde gör. Şu anki benim sizinle konuşma tarzım bile. Mesela saatler dışarısında kullandığım konuşma tarzı. Eğlenme olarak sonuçta ben mesleğim tabii ki dilencilik ama dilenci olarak gözükmüyorum. Mesela dışındaki hayatımda. Giyimim, tarzım. Mesela kolumda dövmeler var. Taktığım saat 5000 lira. O şekilde giyiniyorum. Pullover'dan, Zara'dan giyiniyorum. Gittiğim yerler böyle ne bileyim çok böyle kötü yerler olmasa da çok güzel yerlere gidemiyoruz sonuçta ama en azından gittiğimiz yerler kaliteli yerler yani. Peki bir aileniz var mı? Bir eşiniz, bir çocuğunuz? Bir eşim var. 3 tane çocuğum var. Ben 14 yaşında evlendim.
bir tane 15 yaşında oğlum var herhalde, tam hatırlayamadım şu an ama şerefsiz benim kadar boyu var. Benim kafama vuruyor, baba ne haber, ne yapıyorsun diyor. Tokadı koyuyorum, bayatıyorum tabii. Çok şımarık. Ellerinizden öper. İkinci çocuğum da 4 yaşında. Üçüncü de 6 yaşında. Çocuğunuz nasıl 15 yaşında oluyor? Siz 20 yaşındasınız. Yani şimdi bizim sülale biraz töre olduğu için benim babam benim evleneceğim kişiye karar vermiş. Benden önce sikmiş bırakmış içine. Çocuk da bize kaldı, biz bakıyoruz. Peki onlar sizin mesleğinizi icra ediyorlar mı? En ufak olan annesinin kucağında caddelerde oturuyor böyle kaldırımlarda. Arabaların camlarından para istiyor annesi. Çocuğu falan gösteriyor işte benimki. Ondan sonra diğeri de ışıklarda mendil satıyor. Cam siliyor ufak tefek. O da daha yeni başladı cam silmeye. Peki mal varlıklarınız neler? Ağanın oğlu 1453'te 4 tane dairem var. Özel olarak kendi şahsıma bir turizm şirketim var. Şirket demeyelim de işte böyle küçük çaplı bir tane abi var bizim mahalleden. Fahri abi. O ilgileniyor işlerle. Servis arabalarım var VIP olarak. Turistlere hizmet veriyoruz. Ondan sonra Kağıthane tarafında iki tane rezidansa dairem var. O kadar. Hemen hemen. Zaten dinamikten gelen parayı saymıyorum. O para dokunmuyorum hiç. Bunlar benim birikimim. Peki insanların en hassas olduğu noktalar ne? Yani insanları kendini acındırınca insanlar sana acıyor ve sana para veriyorlar. Bizim mesleğinde birinci kuralı bu. Kendini acındıracaksın ki insanlar sana acısın. Sana para versin. Çocukları ve kadınları daha baskın kullanıyoruz. Bu planda öne sürüyoruz biraz. Onlara daha acıyorlar. Mesela atıyorum benim dilenmem var. Bir de kadının ufak çocuğun dilenmesi var. Adam bana git, git çalış diyor. Elini ayağını tutuyor diyor. Ama kadına veya bir çocuğa, ufak çocuğa öyle söyleyemiyor. Anca bize küfrediyorlar. Biz de artık buna alıştık zaten. Ki size en çok para veren tipler nasıl? Ne mevkide insanlar? Fakir fakire bakıyor sonuçta. Fakir adam şimdi acıyor. Haline şükrediyor. Şimdi vereyim bir şey olmaz diyor. O kadar sonuçta Allah razı olsun diyoruz. Duan kabul olsun diyor. Tuttuğun altın olsun diyoruz. Fakir fakir bize acıyor. Gerizekalılar da veriyorlar bize para. Çoğunlukla onlar veriyor ama bazen bazı zenginler oluyor. Bizim çocuklar arabanın camını yanaşıyor. Camına vuruyorlar. Arabanın camını siliyorlar. Sizce kaldırıyorlar falan filan. Bazıları sert çıkıyor. Bazıları acıyor para veriyor ama çoğu kısmı hiç suratına bile bakmıyor. Böyle tutmuş direksiyonun yolu izliyorlar. Çoğu bu şekilde. Biz de geçimimizi bizim gibi fakirlerden sağlıyoruz. O aptallardan. Ki tatilleriniz nasıl? Yani bir kış tatiliniz, bir yaz tatiliniz var mı? Ya tabii ki ikisi de var. Sonuçta bizim para dumanımız gayet iyi yerinde. Peki. Bizim sülale Roman olduğu için şahsen ben de Romanım. Görüyorsunuz illa ki. Ben kışınları Romanya'ya, bizim memlekete Romanya'ya kayak yapmaya gidiyorum. Orada tabii bizim sülalenin kökeni oraya bağlı olduğu için Romanya'yı biraz geziyorum. Oradaki acaba düzen nasıl gidiyor? Dilencilik düzeni nasıl ilerliyor? Ne sistemler var? Yeni gelişmeler var mı? Onları takip ediyorum. Sonuçta bu da bir hem iş hayatı oluyor hem de bir tatil gibi bir şey oluyor. Ortaya karışık. Peki yaz tatillerinde neler Yani yapıyorsunuz? adres belli, Bodrum Gümbet. Gün boyu gün aşırı sokaklardasınız. Yani pislenmiyor musunuz? Hasta olmuyor musunuz? Ya Nasıl tabii ki hasta olur. bulaşıyorsunuz? Sinirim sonuçta bir sokakta büyüdüğümüz için bağışıklığımız var. Oramız kaşınıyor. Aa bak hatta sana göstereyim ama. Bak elleri açıktı. Bak biraz daha kaşısam belki bir tane daha çıkacak. Bak görüyor musun? Aa bak çıktı. Bizim mesleğin güzelliği bu işte. Ben bir tane bunları bekmeden önce iki tane bira alacağım. İçeceğim sonra kayacağım abi. Bu şekilde pislikleri var. Bizim çocuklar tabii ki ufak tefek yan sokaklarda büyüyor. Bağışıklık kapıyorlar. Bizim eleman taşları yiyor yerden. Karnı aç ne yapacak? Hasta falan olmuyoruz yani. Sıkıntı olmuyor. Yani tüm söylediklerinize göre insanları kandırıyorsunuz. Bizim işimiz bu. İnsanları kandırmak. İnsanları kandırarak paralarını, vakitlerini gasp ediyorsunuz. İnsanları kandırarak paralarını, kendi isteklerini paraları çalıyoruz. Bu tüm yaptıklarınızdan memnunsunuz, öyle görünüyorsunuz. Yani biz bu işe memnun değiliz ki, yani sonuçta memnun değiliz tabii ki bu hayattan. Üstümüz başımız pir, kir. Nereden ne kapacağımız belli olmuyor. Benim 4 yaşında oğlum var, ışıklar dileniyor. Arabaların altına giriyor, kaldırımlarda oturuyor. Bir gün bir tane zengin piçin teki gelip bu çocuğum olursa ne olacak? Kim ödeyecek onun hakkını? Orada ne izlendirin diye mahkemede veremem. Şöyle orada ne iş verecek polis bana? Ben ne yapacağım bu durum? Çocuğum ölecek, gidecek, benim param kaybolacak. O yüzden buradan Bahattin abiye sesleniyorum. Bahattin abi eğer bu videoyu izlersen veya beni duyarsan sigortamızı yap abi yani. Valla mağduruz abi. Çocuğa bir şey olsa valla ölüp gidecek. Yalnız kalacağız. Videoyu izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Yani buradan video izleyenlere sevgiler saygılar gönderiyorum. Lütfen dilencileri artık yani göz önünde bulundursunlar. Acısınlar. Sonuçta biz de bu işe ekmeğimizi kazanıyoruz. Yani biz yalan söylemiyoruz insanları. Kandırmıyoruz yani. Bizim mesleğimiz bu.